Merhaba millet. Ege'yle Minecraft oynuyoruz. Minecraft Rehberi'nin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere mod yüklemeyi, texture pack yüklemeyi ve indirdiğiniz haritaları yüklemeyi göstereceğim. Öncelikle bu MC Patcher dediğimiz bir program var. Bu Minecraft'ınızı patchliyor ve çok daha kullanışlı bir hale getiriyor. Nasıl kullanışlı hale getiriyor? HD texture'ları kullanmanızı sağlıyor. Normalde Minecraft'in texture'ları 16x16 boyutunda. Bundan daha büyük 32x32, 64x64, 128x128, işte 256x256, hatta 512x512 gibi çok daha büyük texture'lı texture pack'leri kullanmanızı sağlıyor bu patcher programı. Öncelikle bunu çalıştırmaya göstereceğim. Çalıştırıyorsunuz programı. Çalışamadı garip bir şekilde. Ha evet, geldi. Bazı modlarla beraber geliyor bu. Bettergrass normalde işaretli olmuyor. Bu durumda oluyor ama Bettergrass'ı da tavsiye ediyorum. Çim bloklarının yan tarafları da çimleniyor. Daha hoş bir görüntü oluşturuyor. Yani mesela tepeden inerken işte katma katma indiğini düşünün dörtlerin. Şu şekilde tepesi yeşil, kenarları kahverengi gibi görüntüden sürekli görüntü yerine buraları da yeşil oluyor ve dümdüz yeşil gelmiş oluyor. Dolayısıyla görüntü bozulmadan daha bir güzel görüntüye sahip olmuş oluyorsunuz. Neyse işte işaretliyorsunuz bunları. Daha sonra patch'e tıklıyorsunuz ve sizin Minecraft noktalarınızı hallediyor. İlk iş bunu yapıyorsunuz eğer ki HD Texture Pack yükleyecekseniz. Daha sonra buraya geliyoruz. Çalıştır yazıyoruz. Çalıştıra geliyoruz. Burada yapacağınız şey yüzde işareti update'a yüzde işareti koyuyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu sizi gizli bir klasöre götürüyor. Roaming dediğimiz. Burada Minecraft klasörü var. Nokta Minecraft diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Texture Packs diye bir dosya var. İndirdiğiniz Texture Pack'i zipli ya da RAR'lı işte nasıl yaptılarsa o halinden çıkarmadan buraya atıyorsunuz. Eğer ki çıkartırsanız dosya burada karma karışık durursa pack çalışmaz ve oyununuzda siyah ekran hatası verir muhtemelen. Bunun olmaması için extract etmeden buraya atıyoruz. Bunun dışında mod yüklemeyi göstereceğim. Şimdi bir modumuzu indiriyoruz böyle. İşte açtık. Bakıyoruz bir kere. Bir classes kısım var. Bu classes şeyin içinde bilmem ne class bilmem ne class diye şeyler var. Bunu sonra göstereceğim. Önce şu var ki config kısımları var bazı modların. Her modda olmuyor ama bazı modlarda oluyor. Genelde çoğu mod sadece class kullanıyor. Class dosyası kullanıyor ama bazılarında işte config şeyler de oluyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Mods diye bir klasör yaratıyoruz. Buraya da artık mod nasıl bir şey istiyorsa, bu mod mesela zombie yazmamı istiyordu. Onu yazıyorum. Daha sonra o config'dekileri buraya atıyorum. Şimdi class dosyaları nasıl yükleyeceğimize gelince, bu nokta Minecraft dosyasının içinde bin klasörü var. Onu açıyoruz. Burada Minecraft diye bir şey var. Yani 1.7.3 ile sırf Minecraft olanı açıyoruz. Executable jar file diyor. Minecraft.jar dosyanın uzantılı adı. Bunu sağ tıklıyoruz. Birlikte aç diyoruz ve WinRAR diyoruz. 7-Zip programı da kullanıyorsanız o da olabilir. Bu Minecraft'ın tam olarak işlediği klasör oluyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var ve class dosyaları var. Modlarımızı, ya yani modumuzun ihtiyaç duyduğu class dosyalarını buradan buraya yolluyoruz hangilerini istiyorsa. Daha sonra burada metainf diye bir klasör oluyor ilk başta. Yani bu metainf klasörünü silmeniz gerekiyor ki ben de silinmiş durumda şu an zaten. Metainf'i silmezseniz oyun siyah ekran hatası verir ve açılmaz. Metainf'i silmeniz gerekiyor. Daha sonra modlarınız çalışır halde oyununuzu başlatabiliyorsunuz. Bunu daha sonra kapatıyorsunuz.
İşte eğer değişiklik yaptıysanız tabii kaydediyorsunuz, öyle kapatıyorsunuz. Yani otomatik olarak kaydediyor zaten atarken bu şey bilimler. Mondo yükledik. Bir de harita yüklemeye göstereyim. Benim mesela burada biriktirdiğim harita var. İndirdiğim haritaları burada saklıyorum. Bunların çoğunu oynadım. Bazılarını bitirdim. Bazılarını sıkılıp ya da beğenmeyip bıraktığım haritalar var. Buradan bir haritayı seçiyoruz. Bu zaten direkt save dosyası. İçinde normal bir dünya yarattığın zaman içinde bu dosyalar oluyor. Aynı şekilde bunda da bunlar oluyor. Birini seçiyoruz. Kopyala diyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz, save kısmına. Aynen yapıştır diyoruz. Island Exile V3 gördüğünüz gibi. Şimdi Minecraft'ı açalım. Şu anda bir yandan video çevirme işlemi yaptığım, bir yandan çekim yaptığım, bir yandan da Java çalıştırdığım için bayağı kasıyor bilgisayar, kusura bakmayın. Save'i buraya attık gördüğünüz gibi. Exile save burada. Oyun açılınca da save'lerin arasında oluyor. Single player geliyoruz. İşte Exile Island V3 burada görünüyor. Delete diyorum çünkü oynamayacağım bunu. Ve buradan da silini zaten gördüğünüz gibi. Umarım yardımcı olmuşumdur bu rehberle. Bundan sonra videolarımı LB Photorealism 128x128 texture pack'ini kullanarak çekeceğim. Çünkü Minecraft'ın normal görüntüsünden nefret ediyorum. Bu rehberden sonraki videolar o görüntülerle olacak. Zaten buraya kadarki kısımdan sonra hangi bloğun ne olduğunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum gördüğünüz zaman. Çünkü renk olarak falan gel tutuyorlar ki zaten farklı olan da ben uyarmayı deneyeceğim mümkün olduğunca. Ha, eğer anlamadığınız yer olursa da zaten her zaman için bana ister YouTube'da olsun ister Facebook'ta olsun ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Daha keyifli, daha güzel görünen videolar için bunu yapacağım. Aynı zamanda da ilerleyen günlerde Survival ya da Adventure haritalarını oynadığım videolar da koyacağım. Bunlarda da yine güzel görüntüler almak önemli olacağı için bunu da aradan çıkartayım dedim. Hazır vaktim varken. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve elmasınız bol.